Bugün Türkiyə, Pakistan və Əfqanıstan Xarici İşlər Nazirləri İstanbulda bir araya gəldi. Səhhətində yaranan problem səbəbindən İstanbulda qaldığı oteldə üç tərəfli görüşə videokonferans formatında qatılan Əfqanistanın Xarici İşlər Naziri Muhammed Hənif Atmar bu görüşün Əfqanistanda sülh prosesinə, bundan başqa bölgədə inkişafa müsbət təsir edəcəyini bildirdi. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu üç tərəfli görüşdə bir çox məsələlərin, o cümlədən Qarabağın da müzakirə edildiyini vurğuladı. Bugünkü üçlü toplantımızda bölgede barış, istikrar ve güvenliğin tesisi ve halklarımızın refahı için üçlü işbirliği imkanlarını görüşme imkanımız oldu. Ayrıca bugünkü görüşmelerimizde terörizmle mücadele, düzensiz göç ve ulaşım yollarının güçlendirilmesi, ticaretin arttırılması ve ticaretin önündeki engellerin kaldırılmasını da görüşme imkanımız oldu. Yine terörle mücadele konusunda, özellikle FETÖ ile mücadelede bize verdikleri güçlü destek için hem Afganistan hem de Pakistan'a çok teşekkür ediyorum. Diğer taraftan ticaret önündeki engelleri kaldırmaya devam edeceğiz ve ulaşım ve enerji hatlarını güçlendirerek İpek Yolu'nu tekrar canlandırıyoruz. Azerbaycan'ın Yukarı Karabağ zaferinin ardından bu alandaki fırsatları da elbette birlikte değerlendireceğiz. Qeyd edeyim ki, aprelin 24-də Türkiyə, Qətər və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Əfqanistan sülh prosesi konfransı keçirilməsi planlaşdırılırdı. Lakin sonradan bu konfrans təxirə salındı. Pakistanın Xarici İşlər Naziri Şah Mahmud Hüseyin Qureyşi bütün dünyanın Əfqanistanda sülh prosesinə həssas yanaşmalı olduğunu bildirdi. Bunun üçün Talibanın danışıqlar masasına oturması önəmlidir. O yüzden de biz Pakistan olarak her zaman Taliban'a çağrıda bulunduk, çağrıda bulunmaya devam ediyoruz. Gelin toplantı masasına oturun, birlikte müzakere edelim dedik. Çünkü eğer ülkelerinin geleceğini belirlemek istiyorlarsa ancak bunu müzakere masasında yapabilirler. Əfqanistanın Xarici İşlər Naziri Muhammed Hənif Atmar Talibanın ateşkəsə riayet edəcəyi təqdirdə keçiriləcək görüşlərin və aparılacaq danışıqların nəticə verəcəyini bildirdi. Taliban'a çağrı yapma konusunda üç ülke olarak biz hemfikiriz. Şiddetin durdurulması, ateşkes üzerinde yine hemfikir kalınması ve İstanbul Barış Konferansı'na bu şekilde katılmak ve istişarelerin yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu gerçekten de son derece önemli. Taliban'ın da bu sürece katılımı gerekiyor. Şiddetin sürdürülmesi tabii ki bu şartları ortadan kaldırılıyor.